Efendim 5 Aralık Pazartesi ben Sami Altınkaya, Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu, EkoTürk'e Türkiye hoş geldiniz. Günaydın diyorum. Bugün programımızda yine yurtta ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberlerimiz olacak. Ve bugün programda bana eşlik edecek olan konuklarımı sizlere takdim edeyim öncelikle. Evet, yatırım uzmanı, Osmanlı yatırım yatırım uzmanı Sadık Mazanoğlu piyasa yönünde bizlerle birlikte olacak. Ardından beklenti raporunda Mehmet Ali Yıldırım Türk, para ve emtia piyasaları uzmanıyla... Hem küresel piyasaları hem de altının ve ons altını ve gram altının seyrini konuşacağız. Ve Noyan Rona, Stüdyo Şangay'da konuğumuz olacak. Garanti BBVA Şangay temsilcisiyle birlikte uzak doğu piyasalarında neler oluyor, Çin'de yaşanan son gelişmeler neler bunu kendisiyle konuşacağız. Ve hemen şimdi öncelikle fiyatlamalarla başlayalım. Fiyatlamalarda bakalım acaba piyasalar haftaya nasıl başlıyor? Tabii ki cuma nasıl kapattı? Cuma kapanışta Borsa İstanbul eksi 1.65'lik bir kar satışlarını görüyoruz. Ama baktığımız zaman tarihin en yüksek seviyelerinden birinde kapatmış oldu ve zirvede kapattı. 4.962, 5.000 sınırına gelen bir Borsa İstanbul'u görüyoruz. Dolar TL'de 1863'lük doların Türk lirası karşısındaki bir değer kazanımı söz konusu. Euro TL'de yine 1972 euroda dolar TL karşısında değer kazanıyor. Sepet 1917 ve gram altın 1083 liradan işlem görüyor piyasada. Evet dolar endeksi 105 seviyesinin altına kritik nokta 104.14 şu anda 104 kritik nokta dolarda 104 seviyesinin altına indi. Doların dünya para birimleri karşısındaki değer kaybı sürüyor. Euro'nun dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz 1.05 ve pound da dolar karşısında değer kazanıyor. 1.23'ten işlem görüyor şu anda dolar. Yen karşısında değer kaybetti. 134.29 ve dolar İsviçre karşı franga karşısında yine değer kaybetti. 0.93 seviyesinden şu anda işlem görüyor. Evet Asya piyasalarında öğlen saatleri itibariyle Çin Şangay Borsası 3205 seviyesinde. Japonya Nikkei 27787 seviyesinde. Hong Kong Borsası 19336'ya yükselmiş. Bu üç borsada bir yükseliş var. Güney Kore 2423 ve Hindistan Borsası 62809'da bir kar satışlarının olduğunu görüyoruz. Evet, Dow Jones Endeksinde 34.476 yine yüksek bir seviye. Ama orada hafif bir kar satışı var. S&P 500 ve Nasdaq'taki yükseliş trendi devam ediyor. S&P 500 4071 seviyesinde. Nasdaq borsası da 11995'e yükselmiş durumda. Evet tahvil faizlerindeki yükseliş trendi ama yine 10 yıllıklar 3.53 ve 30 yıllıklar 3.58 seviyesinde 4'ün altında 4.31 seviyesinde de 2 yıllık tahvil faizleri Amerika Birleşik Devletleri'nde Evet ons altın 1808 doların üzerinde. 1700 dolarlarda seyretti ons altın. E, dolar endeksinin 104 seviyesine gerilemesiyle beraber ons altının bir yukarı çıkış seyri var. 1808 dolar. Brent petrol 86 ham petrolde 80 doların üzerinde şu anda işlem görüyor. Ve son olarak kripto piyasalarına bakalım. Onlarda bir toparlanma var. Biliyorsunuz 15 bin dolarlara kadar gerilemişti kripto borsasında bitcoin. 17 bin 196 doların üzerinde şu anda. Bitcoin TL 325 bin 502. Ethereum'da 1290 doların üzerinde şu anda işlem görüyor. Yeni şimdi hep beraber ekonomi gazetelerinin manşetlerine bakalım, başlıklarına bakalım neler var ekonomi basınında, nasıl bir ekonomi diyeceğiz ve nasıl bir ekonomide Otomotiv tahtı kimyaya kaptırdı. Uludağ Otomotiv Endüstri İhracatçıları Birliği verilerine göre sektörün Kasım ayı ihracatı %14 artışla 2 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşti. En yüksek ihracat gelirine ulaşmasına karşın sektör ihracatta 16 yıldan bu yana aralıksız sürdürdüğü liderliği yıl son itibariyle kaybediyor. Tedarik krizi ve parite etkisiyle 2020 hedefinin yaklaşık 3 milyar dolar gerisinde kalan otomotivciler liderlik bayrağını enerji kriziyle ihracatta sıçrama yapan kimya sektörüne devredecek. 2022 sonunda otomotiv ihracatının 30.6 mily 30 milyar dolar ulaşması, şimdiden 30 milyar dolar aşan kimya sektörünün yılı en az 33 milyar dolarla kapatmasını beraberinde getiriyor. Otomotiv sektörün liderliği biliyorsunuz en çok Türkiye'nin ihracat kaleminde birinci sıradaydı. ikinci sırada kimya geliyordu. Üçüncü sırada tekstil hazır giyim geliyordu. Şimdi otomotiv sektörü yerini kimya sektörüne kaptırmış durumda. Şimdi Çin kısıtlamaları yumuşatıyor çünkü inanılmaz derecede bir antidemokratik uygulama ve insan onuruna, insan haysiyetine yakışmayacak şekilde bir sıfır Covid politikası zorla insanları evde tutma ve insanların bir şekilde... Ee, özgürlüklerinin kısıtlanması. Şimdi burada Çin'de ülke genelinde katı kısıtlamaların uygulandığı sıfır Covid politikasına karşı geçen hafta gerçekleştirilen gösteriler sonrasında birçok kentte önlemlerin gevşetilmesi yoluna gidiliyor. Şanzen, Şangay, Tianjin, Chengdu gibi hafta sonu evde karantina, karantina imkanı ve toplu taşıma için PCR testi zorunluluğunun kaldırılması gibi adımlar atıldı. Çin hükümetinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak Financial Times'taki habere göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa'yı Avrupalı yetkililerle Perşembe günü gerçekleştirdiği basına kapalı görüşmede ülke genelindeki protestoların ve kamuoyunun tepkisinin farkında olduğunu söyledi. Bütün bu gelişmelerin de farkında olduğunu ifade ediyor ve inşaatın payı 20 yıl geriye gitti. E, gayri safi yurt uçağısıyla e, üçüncü çeyrek verilerinde inşaat sektörünün %14.1 oranında daralması dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta bu konuyu belirtmiştik. Daralma sadece bu e, döneme has bir durum değil. Sektör son 17 çeyreğin 14'ünde daraldı. Başka bir ifadeyle 2018'in yazından bu yana inşaat sadece 3 çeyrekte büyüme gösterir, gösterebildi. Son yıllarda ivme kaybetmesine bağlı olarak, ivme kaybına bağlı olarak sektördeki gayri safi yurt içi içindeki payı da belirgin şekilde azalıyor. 2000'li yıllarda ekonominin genelinde %4'ten %9'a kadar yükselen inşaat sektörünün payı bu yılın ilk 9 ayında %4.8 oranında geriledi. İnşaat sektöründe de bir %14'lük bir gerileme var. Totalde baktığımız zaman bu 17 çeyrekten 14'ünde gerilediğini görüyoruz. Ve 3. çeyrekte de %14.1 oranında gerilemesi düşündürücü. Bu kadar konut arzı ve bu kadar konuta talep varken, bu kadar konut üretimine ihtiyaç varken, inşaat maliyetlerinin yükselmesi tabii ki fiyatlar ne olur, yukarı mı çıkar, daha fazla mı artar, onu, onu bekliyoruz. Bir de bu arada biliyorsunuz kredi konusunda bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle konut fiyatlarının durumuna göre bir faiz oranı uygulanacak. Şimdi bütün aslında konut yatırımı yapmak isteyen demeyelim de konut satın almak isteyenler artık konut bir yatırım aracı olmaktan çıktı. 2 yıl önce 1 liralık konut 5 liraya satıldığı için bugün otomatik olarak konut bir yatırım aracı gibi algılandı. Çünkü 1'e 5 kazandırmadı hiçbir yatırım aracı. Aynı şekilde otomotivde de ama bugün fiyatlar artık doyma noktasına geldiği için bugün konut yatırım aracı olmaktan çıktı. Çıktığı için de zaten konut satışları bugün durmuş durumda. Arz ve talep buluşamıyor. Fiyatlar almış başına gitmiş ve konut satın almak isteyenler de ellerindeki paralarla ancak konutlarının balkonunu ancak satın alabiliyorlar. Böyle olunca otomatik olarak bir alım satım arasında bir ciddi bir makas var ve bunun içinde faiz oranlarında bir düzenleme. Bu düzenleme yaparken konut faizlerinde düzenleme yaparken fiyatların durumuna göre eğer konut fiyatı yüksek ona göre bir faiz, konut fiyatı düşükse ona göre bir faiz. Burada da faiz oranı düşük olan e, faiz oranından faydalanmak istiyorsa e, vatandaşlarımız o zaman düşük konut yani 3 ile 4 milyon arasındaki, 4 milyona kadar olan bölgedeki konutlar atıyorum %1'in altında eğer faiz oranıyla kredilendirilecekken 4, bin, 4 milyonun üzerindeki konutlar daha yüksek faiz oranıyla. Yani bu şunu teşvik ediyor aslında fiyatların gerilemesini ve bir anlamda fiyatı düşük olan konutlara daha uygun faizler vererek fiyatı düşük olan konutların satışını artırmak buradaki hedeflenen faktörler arasında yer alıyor. Devam edelim nasıl bir ekonomi gazetesine. Evet doktor Bader Aslan'ın bir haberi var. Tabii ki inşaat sektörü ekonomideki payı 20 yıl geriye gitti diyor. İnşaat sektörünü bugün nasıl bir ekonomi büyüteç altına almış hem köşe yazarlarıyla hem de analizleriyle Burada geçen hafta açıklan yapılan açıklamada büyüme verilerine genel olarak beklentilere yakın sonuçlar gördük. Tüketim öncülüğünde büyüyen ekonomiye son çeyrekte yatırımlar ve net ihracattan destek gelmedi. Yani yatırımla ve net ihracattan dolayı bir büyüme değil, tüketerek bir büyüme olduğunu özellikle üstüne basa basa söylemiştik. Verilerde dikkat çeken noktalardan biri inşaat sektörünün %14.1 daralmış olmasıydı. İnşaat sektörünün daralması sadece 2022 yılının 3. çeyreğine has bir durum değil. Son yıllar, uzun yıllar boyunca inşaat sektöründe büyüme ve hatta birbirinin arkasında zaman bu nedenle eleştirilen ekonomiye inşaat sektörü son 17 çeyreğin 14'ünde daraldı. Başka bir ifadeyle 2018'in yazından bu yana inşaat sektörü 3 çeyrek büyüme gösterebildi ve inşaat sektöründeki büyümenin yani daralmanın %14.1 oranındaki daralmanın sebepleri de zaten çok net bir şekilde görülüyor. Haberin detaylarını haberin detaylarını dünya analiz gazetesi haberin detayları nasıl bir ekonomi gazetesinden okuyabilirsiniz sevgili izleyiciler. Devam edelim. TL mevduat oranı yakalama hedefi bankaların finans mühendisliğini geliştirdi. Ticari krediye %50 oranı için blokaj. Şimdi bankalar TL mevduatta %50 oranını yakalayabilmek için yeni uygulamaları devreye aldı. Ticari krediyi hemen kullandırmayan ve vadesiz mevduatta tutan bankalar hem maliyeti düşürüyor hem de oranı yakalıyor. Şimdi, şimdi TL kredi kullandırmazsanız, şimdi şöyle bir durum var. Bankalardaki toplam mevduatın %50'sinin, minimum %50'sinin TL mevduatında olmasını istiyor Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu. Şimdi böyle olunca bankalar ellerindeki dövizleri, müşterilerinin ya da şirketlerinin, mudilerin ellerindeki dövizleri, e, TL'ye çevirmeleri konusunda İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın bir açıklaması vardı biliyorsunuz. Bu konuda müşterilerin tercihlerine saygılı olmak zorundayız. Bedeli neyse de katlanırız dedi. Ya bunun maliyetine katlanacağını ifade etti. Şimdi bankalar eğer kalkıp da ellerindeki dövizleri bu anlamda e, bozma yolunda müşterilere herhangi bir telkinde bulunamayacağına göre, o zaman bankalar ticari krediyi hemen kullandırmayarak ve vadesiz mevduatta tutan bankalar ee, hem maliyeti düşürüyor hem de oranı yakalamış oluyor. Böylelikle bankaların ticari kredileri, TL kredileri kullanmaktaki e, yavaş davranmaları bankaların TL mevduatlarının da azalmasını engelliyor. Yani %50'nin üstüne bir şekilde yakalamaya çalışıyorlar. Şimdi bankalar ek menkul kıymet tutma zorunluluğunun kurtulabilmek için bir de ne yapacaklar? Düşük faizli hazine bonusu, uzun vadeli hazine bonusu almak durumundalar. Ya bunu yapacaklar ya da ellerindeki dövizleri bozacaklar. Nasıl bozacaklar? Müşterilerini bozma yönünde bir anlamda teşvik etmek zorundalar. Bu da tek teşvik mekanizması. Müşterilerini arayıp da dövizinizi TL'ye bozun diyemeyeceğine göre, bunu dememesi gerekiyor zaten serbest pazar ekonomisinde, tek yapacağı şey ne? Mevduat faizlerinin oranını yükseltmek. Mevduat faizlerinin oranını yükseltince TL mevduatı cazip hale getirmek. Şimdi bu da başka bir yol. Şimdi bankalar ek menkul kıymet e, tutma zorunluluğundan kurtulabilmek için Merkez Bankası'nın getirdiği TL mevduatı %50 oranını yakalayabileceğini yeni fikirler uygulamaya kalkıyor bunu yakalayabilmek için. Sektörde son dönemde en yaygın uygulama müşteriye ticari krediyi hemen kullandırmayıp blokaj uygulamak ve bunu vadesiz mevduata aktarmak. Şimdi ne yapacak? Hem maliyetini düşürecek vadesiz mevduata aktarınca hem de bunu hemen kullandırmayacak. Bankacılık kaynakları, kamu bankalarının bunu 3-4 ayda uyguladığını dile getirirken artık birçok yerli ve özel bankada bu yola yönlendirildiğini vurguluyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre ticari kredilerin vadesiz mevduat tutmaları tutması hem TL mevduat oranını artırır hem de TL mevduat için verilen yüksek faizin gerilemesini sağlıyor. Kaynaklar bazı bankaların yıl sonuna kadar bu blokaj uygulanabileceğini belirtiyor. Yani bankada siz kredi kullanmak istiyorsanız size diyor ki bir teminat yani koymanız lazım. Bir, bir varlığınızı ya da bir paranızı bloke blok etmem lazım benim vadesiz mevduat. Yap. Şimdi buna baktığınız zaman yani kredi çekeceksiniz, bankaya te, teminat koyacaksınız. Şimdi zaten benim paraya ihtiyacım var ki kredi çekmeye çalışıyorum. O teminatı koyacaksam ben neden kredi çekiyorum ki? Tek çek çekme sebebim faiz oranı sabit olduğu için yüksek enflasyonist ortamda paramın e, değer kazanmasını engellemek istiyorum. Öbür taraftan da blokaj koyuyorsunuz. E, para vadesizde kaldığı için zaten o para da orada değersizleşiyor. Yani bu aslında bankaların hakikaten mühendislik yapmaları. Yani Bu bir anlamda aynen başlıkta gördüğünüz finans mühendisliği. Yani nasıl bir yol buluruz da biz bu e, maliyetlerimizi düşürebiliriz ve %50 zorunlu karşılık hedefine ulaşabiliriz, yakalayabiliriz noktasında bankaların getirdiği bir uygulama. Bankalar döviz mevduatını mevduatı dönüşüm oranı üzerinde ek menkul kıymet tutuyor ve komisyon uygulamasına tabi e, tutuyordu, tutuluyordu. Yeni yılla birlikte artık dönüşüm oranı kalktı ve her iki durum artık e, her iki durum içinde de aynı aynı şekilde TL mevduatı ...toplam mevduat içindeki payı e, böylelikle <laughs> önemsenecek. İşte bu durum bankaların TL mevduat yarışına başlamasına... ...ve akıl almaz yeni yöntemlerle TL mevduat payını artırma yoluna gidiyor. Hem maliyeti düşürüyor hem de karlılık oranını yükseltiyor. TL mevduat faizi... Merkez Bankası'nın 18 Ekim'de menkul kıymet yönelik yaptığı değişikliklerin ardından artışa geçti. Bankacılık sektörü uzun vadeli düşük faizle ek menkul kıymet tutmak yerine TL mevduat oranını yakalayabilmek için %30'a varan TL mevduat oranları uyguladı. Bakın %30'a varan faiz oranlarıyla ya dedi ki ya başta ya faiz oranlarını yükseltecek bankalar başka yapabilecekleri bir şey yok. Yani sana bana arayıp da ya da şirketleri arayıp da dövizinizi bozun TL'ye geçirin diyemezler. Yani bu zaten denmemesi gereken bu uygulama. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun uyarılarına rağmen TL mevduat faizi devam ediyor. Yüksek faizin yeterli gelmediği noktada ise finans mühendisliği devreye giriyor. Bankacılık kaynakları, kamu bankalarının 3-4 aydır ticari kredilerle uyguladıkları blokajın artık sektörde yaygın uygulandığını dile getiriyor. Ee, ihtiyaç kredilerinde de aynı şey yani hem ticari hem konut kredilerinde, otomotiv kredilerinde aynı şey var. Burada kaynakların verdiği bilgiye göre bankalar ticari krediyi hemen müşterilerine kullandırmıyor, belli bir oranı ve bazen de tamamını vadesiz mevduata aktarıyor. Şimdi siz kredinizi alıyorsunuz, ticari kredinizi alıyorsunuz, paranızı vadesiz mevduatınıza aktarıyorlar. Vadesiz mevduata aktarıldığı için bir faiz ödemek zorunda kalmıyor banka ve o bir artı bir maliyet azalması ve kredinin tamamını hemen kullandırmıyor. Size diyor ki ben size diyor atıyorum 1 milyon kredi veriyorum ama 1 milyon kredinin diyor 200 binini bugün kullanacaksınız. İşte 200 binini 15 gün sonra kullanacaksınız, 200 binini bir 15 gün sonra kullanacaksınız ya da belli aralıklarla kullanacaksınız. Onu da blokaj koyuyor. Bu arada da paranız vadesizde kaldığı için banka buna faiz ödemiyor. Ne oluyor sonuçta? Bankaların toplam mevduatında TL mevduat oranı %50'nin üzerinde kalıyor. Bu gerçekten bir finans mühendisliği. Bazı özel bankaların %30 blokaj uyguladığı ve bunun içinde müşterilerine sözleşme imzalattığı kaynaklar belirtiliyor. Sözleşme imzalattığı da kaynaklar tarafından belirtiliyor. Ve bu miktarında vadesiz mevduatı 15 gün ile 1 ay tutulması zorunluluğu var. Bu kaynakların verdiği bilgiyle bazı bankalar ise tamamına blokaj uyguluyor ve Aralık sonuna kadar da kullanımı açmıyor. Yani kredinizi aldınız, onaylandı krediniz ama diyor ki ben size bunu diyor, Aralık sonunda vereceğim bu kredinizi diyor. Yani akıl alır gibi değil, akıl alır gibi değil. Bankacılık kaynakları zaten finansman sıkıntısı yaşayan tüzel kişilerin kredisine yönelik blokajı mecburen kabul ettiğini belirtirken bankaların ise bu durumda iki türlü kazanç elde ettiği dikkat çekiyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre düşük kredi faizlerine karşılık yüksek mevduat faizlerinin olduğu ortamda vadeli va kredi kredi vadesiz TL mevduatında tutmak bankaların maliyetini düşürüyor. Bunun yanı sıra TL mevduat oranı da mevduat faizi maliyeti olmaksızın artmış oluyor. Bankacılık kaynakları hem BBDK'nın hem de Merkez Bankası'nın uyarılarına bulunduğunu vurguluyor ve öte yandan BBDK yetkilileri tüzel kişilerin vadesiz mevduatında son aylarda hareketlilik olduğunu da uygulamaya ortaya koydu. Haziranda Özel kişilerin vadesiz mevduatı 5 haftalık hareketli ortalamanın toplam mevduat içindeki payı %23 iken Kasım ayı itibariyle %25'e ulaşmış durumda diyor. Bu arada yabancı mevduat bankaları %50'yi yakaladı. Şimdi yabancı mevduat konusunda da şöyle bir durum var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yine verdiği verilere göre Merkez Bankası'nın 18 Ekim'deki ek menkul kıymet ağına yönelik yaptığı düzenlemenin ardından bankacılık sektöründe TL mevduatının oranı hızla artış trendine girdi. 14 Kasım haftasında sektörün tamamında %46.85 olan TL mevduat oranı 25 Kasım itibariyle 49.7 ile %50 sınırına dayandı. Yani şu anda %50 hedeflenen noktaya geliyor fakat finans mühendisliği ile geliniyor. Bu çok enteresan. Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi kapsamında e, attığı adımlarla beraber bu yıl TL mevduat oranının da yükseldiğini, bu şekilde yükseldiğini ve %50 sınırına yaklaştığını bu şekilde görüyoruz. Şimdi yan yollardan yani makro ihtiyati tedbirlerle, Türk lirası ve dolar karşısındaki değer kaybı, doların 18.62'de çıpalanması ama bir taraftan da yine bankalarda yine yan yollarla %50'ye. Yani bir yan yollardan gidiyoruz, ana yoldan gitmiyoruz. Yan yollardan giderek ana yoldaki trafiği hafifletmeye çalışıyoruz. Aslında bunun e, literatürdeki tam karşılığı da bu sevgili izleyiciler. Nasıl bir ekonomiye devam ediyoruz? Evet, sevgili Ayşel, Ayşel Yücel'in yine bir haberi var. Uludağ Otomatik ihracatçıları e, Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomotiv sektörünün Kasım ayı ihracatı yaklaşık %13.7 artışla 2 milyar 875 milyon dolar oldu. Sektör böylece bu yıl içerisinde en yüksek ihracatı Kasım ayında gerçekleştirmiş oldu. Ancak buna rağmen otomotivciler yıl sonunda 16 yıldır alırıksız sürdürdükleri liderliğe veda etmek zorunda kalacak. Zira kimya sektörü bu anlamda 30 milyar doları aşmış durumda bu tarihler itibariyle burada tabii Rusya Ukrayna Savaşı otomotivdeki pandemiyle başlayan tedarik krizi çip sorunu vesaire daha da derinleşirken kimya sektörü özellikle enerji krizinin petrol fiyatlarını yukarı çekmesiyle birlikte bu yıl ihracatta yükselişe girdi. Ve 30 milyar doların üzerine çıkan bir hatta yıl sonu itibariyle minimum e, kimya sektörünün 33 milyar doların üzerinde bir ihracat yapacağı hedefleniyor. Otomotiv sektörünün ise 30 milyar dolar ihracatı öngörülüyor yıl sonu itibariyle. İhracatı yine tedarikçi sırtladı. Otomotiv ihracatçılarında özellikle baktığımız zaman otomotiv tüketim e, otomotiv Türkiye otomotiv endüstrisinin kasıma ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre bir artış kaydettiğini belirtiyoruz ve Binek otomobil ihracatı %2 artmış ve e, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %33 artmış. Türkiye'de özellikle bu binek otomotivin dışında ticari araçların üretimi konusunda dünyanın en büyük ülkelerinden en önemli ülkelerinden biri. Burada da tabii yedek parça üretiminin ve ara e, ürünlerin ihracatının da otomotiv sektörünü sırtladığını görüyoruz. 17 yıl sonra otomotiv tahtını kimyaya kaptırdı diyoruz. Devam edelim. Evet, şimdi Dünya Gazetesi'ne geçiyoruz. Dünya Gazetesi'nde lirelaşma stratejisi için tüm araçlar masada demiş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşü işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar hedefimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz diyor. Bu arada Merkez Bankası'nın e, orta vadeli planla ilgili hükümetin ekonomi yönetiminin orta vadeli planında zaten enflasyonun 2025 yılında ancak tek haneye düşürülmesi öngörülüyor. 2 yıl daha Türkiye yüksek enflasyonuna anlaşılan yaşamaya devam edecek. Bu arada Türkiye'nin Ocak-Kasım dönem ihracat verileri açıklandı. 231 milyar dolar oldu. Kasım ayında ticaret ihracatımız %1.9 artışla 21.9 milyar dolar olurken ithalat, enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artış etkisiyle 30.7 milyar dolara kadar çıktı. Ticaret Bakanı Mehmet Buş Adana'da yaptığı açıklamada bu açıklamayı tabii ki ihracat rakamlarını her ay Ticaret Bakanı Mehmet Buş yanında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile beraber yapıyor. Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ocak-Kasım dönemi ihracatımız %14 artışla 231 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bu ayki dış ticaret açığının da özellikle enerji ve altın ve otomotiv kalemindeki ciddi artışın payı olduğunu ifade eden bakanmış. Enerji ithalatında %17.4'lük artışla 7.7 milyar dolara yükseldiğini ifade ediyor ve toplamda da ciddi anlamda bir baktığımız zaman hizmet ihracatında da aynı bir parantez açanmış. Hizmet gelirlerimizin de seyahat ve taşımacılık gelirlerimizin de artmasıyla döneminde etkisiyle güçlü seyrine devam ettiğini söylüyor ve 100 milyar dolara yaklaşan da bir dış ticaret açığından bahsediyoruz. Ve şimdi reklamlar diyoruz. Reklamdan sonra başlıklarla devam edeceğiz. Gazete başlıklarımıza devam edelim. Dünya Gazetesi'nde kaldığımız yerden. Evet, Dünya Gazetesi'nde yurt dışı müteahhitlik sektörü 11 ayda 10 milyar dolarlık iş üstlendi. Bu önemli ve güzel bir haber. Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünün bu yılın 11 aylık döneminde üstlendiği proje tutarı yaklaşık 10 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine yapılan Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den bu yana Özellikle 132 ülkede 463.8 milyar dolar değerinde 11.405 proje üstlendi. Sektör 2020'de hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar ve bu anlamda konjonktürel sorunlar ve COVID-19 salgının etkisine rağmen 16.1 milyar dolar değerinde 364 iş aldı. Geçen yıl ise... Özellikle salgının dünya ekonomisine yarattığı olumsuz etkilerin azalmasında paralel olarak firmaların yurt dışında üstlendiği projelerin toplam bedeli 30.5 milyar doların üzerine çıktı. Bu dönemde üstlenilen proje sayısı ise 430 olarak gerçekleşmiş oldu. Sektörün bu yılın 11 aylık döneminde üstlendiği proje sayısı 258, toplam proje bedeli yaklaşık 9 milyar 836 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl içinde üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38 milyon 125 bin dolar olarak hesaplanmıştı. Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelere, ülkelere göre dağılımında Rusya %20.6'lık payla ilk sırada yer alırken, ülkede bugüne kadar 95 milyar 624 milyon dolarlık proje gerçekleştirildi. Rusya'yı %10.8 ile Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen projelerin tutarı 50 milyar dolar açtı. Irak %6.9 payıyla üstlenilen 32 milyar e, dolarlık projeyle üçüncü sırada yer alıyor. Rusya, %20'lik, arkasından Türkmenistan %10'luk ve %6'lık Irak pazarı. Rusya, Türkmenistan ve Irak, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışındaki en önemli pazarlar arasında yer alıyor. Bu arada menkul kıymet değerinde rekor. Merkez Bankası, merkezi kayıt kuruluşu e, nezdinde saklanan pay senetlerinin 30 Kasım itibariyle 5.6 trilyon liraya ulaşırken, Tüm menkul kıymetlerin değeri 6.7 trilyon lira rekor seviyede Merkezi Kayıt Kuruluşunun veri analiz platformunda özellikle e, yayınlanan verilere göre Kasım 20, e, Kasım sonu itibariyle e, Merkezi Kayıt Kuruluşunun nezdinde saklanan menkul kıymet değeri 6.7 trilyon lirayla rekor seviyeye çıktı. Söz konusu yükselişte pay senetlerin değerinin 5.6 trilyon liraya ulaşması etkili oldu. Bu arada 650 milyar lirasını da yatırım fonu oluşturdu. Bunu da not olarak ilave ediyoruz sevgili izleyiciler. Ve geçiyoruz bir diğer haberimize. Evet, Analiz Gazetesi'nin manşetinde topraksız çiftçiye hazineden destek. Tarımda, istih, tarımda e, istihdam kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu arada tarım reformu uygulama bölgesi olarak ilan edilen yerlerde arazi dağıtım projeleri uygulanıyor. Böylece topraksız ve az topraklı çiftçilerin hazine arazileriyle toprak topraklandırılarak e, yeterli geliri arazi büyüklüğüne kavuşturulmasını ve toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletmesinin korunmasını, işletilmesinin korunmasını ve tarım arazilerinin parçalanmamasının önüne geçiyor. Türkiye'deki en büyük problemlerden biri tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması, parçalanan toprakların işletilmemesi, Tarım Bakanlığı'nın bu konudaki hakikaten bir reform e, niteliğinde kararları var. Bu kararlar arasında aslında bugün itibariyle öncelikle çiftçinin ve tarım üreticisinin, hayvancı, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin bugün nefes almalarının sağlanması ve yarın içinde politikalar uygulanması burada Tarım Bakanı'nın en önemli projelerinden biri arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz haftada bunu üzerine basa basa söyledik. Hatta toprakların kiralanması, kullanılmayan, şahıslara ait ki, kullanılmayan toprakların kiralanması kiraya verilmeyecek vermek istemeyenlerin de artık cezai müeyyidesi var. Çünkü açlık ve kıtlık 2023'ün bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de de paranız var ama öyle bir şey ki sevgili izleyiciler satın alacak ürün yok. Yani böyle bir döneme giriyor dünya. Bunun üzerine paranızın olmasını hiçbir şey ifade etmiyor. Bolluk ve bereketin bugünlerde yapılan ekimlerle önümüzdeki yıllardaki e, hasılatın bir anlamda hasatın toplanması için de son derece önemli. Devam edelim. Şimdi analiz gazetesinde Borsa İstanbul yerli yatırımcıların önemli duraklarından biri. Borsa'ya yatırımcı ilgisi rekorlarla devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK'nın Kasım ayı verilerine baktığımız zaman Borsa İstanbul'la ilginin güçlü şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor. Kasım'da yerli gerçek yatırımcı sayısı 502 bin kişiyi artarak 3 milyon 311 bin kişiye çıktı. 3 milyonun üzerinde bir borsa yatırımcısı var bugün. Aylık bazda kaydedilen %17.6'lık yükseliş, Nisan'da 2021'den bu yana en hızlı değişimi işaret etti. Son söz konusu dönemde yerli gerçek yatırımcının portföy değeri %29 yükselişle 906 milyar liraya yükselmesine karşın Ekim'de %30'luk artışın sınırı da olsa altında kalmış oldu. Yatırımcı sayısı Kasım'da geçen yılın aynı dönemine göre %39.7 arttı. Yani yatırımcı sayısında bir yüzde %40'lık bir artış söz konusu. Yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri yıllık bazda yüzde %234.3 yükseldi. Yerli gerçek yatırımcıların portföy değerindeki yıllık artış kayıtlardaki en güçlü yükselişi işaret ediyor. Analistler portföy değerindeki rekor artışın Borsa İstanbul'daki BIST100 endeksinin yılbaşından bu yana sergilediği performansla yakından ilgili olduğunu söylüyor. %40'lık bir artış var, yatırımcı sayısında artış var. Toplamda da 3 milyon 300'ün üzerinde bir yatırımcıyla bugün Borsa İstanbul en cazip yatırım aracı olma yolunda da ilerliyor emin adımlarla. Devam edelim. Evet, Türk lirası ile ihracat yıllık bazda %114 arttı. Özellikle Türkiye'nin Türk lirası ihracat Kasım ayında geçen yılın aynı oranına göre %114 artarak 15 milyar liraya ulaştığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı oranına göre %1.9 artışla 22 milyar dolar olmuş. İhracatta %14 artışla 30 milyar 655 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacminde ise %8.6 artışla 52 milyar lira olayarak gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticarette yükseliş trendini sürdürüyor. Türk lirası ihracat ocakta 20 milyon lira, ithalatsa 12 milyon milyar, 7 milyar lira olmuş Türk lirasıyla ile ticareti ihracat. Türk lirası ile yaptığımız ithalatta da 12 milyar lira olduğunu görüyoruz. Bu haberle de analiz gazetesini okumuş olduk. Devam edelim. Evet, şimdi özellikle tahır koridorundan çok önemliydi biliyorsunuz. Tarım Bakanı'nın yaptığı test, çalışmalar ve Milli Savunma Bakanlığı ile aslında koordineli bir şekilde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'le beraber Türkiye'nin koordinasyonu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koordinasyonunda bir tahıl koridoru açıldı. Burada Sayın Cumhurbaşkanının aslında Rus liderle yaptığı görüşmeler, Birleşmiş Milletler'le ve dünya ile yaptığı görüşmelerde tahıl koridorundan 25 milyar e, milyon tonluk bir tahıl vardı. Bu 25 milyon tonluk tahılın şu ana kadar görüyoruz ki 12.7 milyon tonu e, önemli bir bölümü Ukrayna'dan dünyayı iletilmiş. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Karadeniz'deki tahıl koridorundan 2 Aralık itibariyle 12.7 milyon ton tahıl ve diğer ürünlerin geçtiğini, burada ayçiçeği var, işte buğday var, arpa var, yulaf var, soya fasulyesi var baktığımız zaman gıda krizine ilişkin Akdeniz Bakanlar Diyaloğu toplantısının ikincisinde Türkiye, Lübnan ve İtalya'nın eş başkanlığında Roma'da toplantı yapıldı. Bu İtalyan Başbakan Yardımcısı yapılan toplantıda, ev sahipliği düzenli toplantıda Türkiye'den Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi toplantıya katıldı. Ve İtalyan Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada toplantının basına kapalı olan bölümünde Ukrayna'daki çalış çatışmalarla ardından Akdeniz bölgesindeki gıda krizine operasyonel çözümler aramak için yapılan toplantıda Akdeniz ülkelerin tarım sistemini desteklenmesine yönelik yeni bazı girişimlerin gündeme geldiğini ifade etti. Burada biliyorsunuz ıı, tahıl koridorundan, gelen tahılın önemli bir bölümü de Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor ve Avrupa Birliği ülkelerine gittiği için de yaklaşık %58'i Avrupa'ya, %42'si de dünyanın diğer bölgelerine gidiyor. Bunu da hatırlatmak lazım. O yüzden Türkiye'nin üstlendiği bu misyon ve bu tahıl koridorundan geçen tahılın %48'inin de Avrupa bölgesine gittiğini, %58'inin de Avrupa'ya gittiğini hatırlatalım. 58 çok büyük bir oran. O yüzden Türkiye burada Avrupa'nın gıda krizi yaşamaması içinde bir kilit ülke konumunda diyoruz. E şimdi sizler için seçtiğim haber başlıklarına geldi sıra. Evet Borsa İstanbul dedik. Borsa İstanbul cuma günü bir miktar değer kaybetti. Yani 5000'lerin üzerine biz 3000'lere yıl sonu çıkar mı derken 5000'lerin üzerine çıktı Borsa İstanbul. Tabii ki kar satışları borsanın sağlıklı yükselişi için de son derece önemli ve gerekli. Şimdi 4962 puanla tamamladı ve tüm zamanların en yüksek haftalış kapanışını gerçekleştirmiş oldu. E, endeksin önceki kapanışa göre 82.22 puan azalırken toplam işlem hacminin 111 milyar lira olduğunu dikkatinize sunmak istiyorum. Bankacılık sektörü %3.37, holdingler ise 1.90 değer kaybetti. E, sektör basında en fazla kazandıran ise ulaştırma Sektörü 2.79'da en çok değer kazandırdı ve en çok gerileyen ise iletişim sektörü oldu yüzde ee, %4.16 ile. Bu arada ABD Merkez Bankası Fed'in, e, Powell'ın aralıkta faiz artırım hızında yavaşlamaya işaret eden açıklamalarına karşın ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığı. Cuma günü biliyorsunuz ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Bu veriler beklentilerden... Ee, iyi geldi. Beklentilerden iyi geldi. Açıklanan veri artan bir anlamda bu tarım dışı istihdam verilerine baktığımız zaman Kasım'da 263 bin kişi arttı, işsizlikte %3.7 ile sabit geldi. Bu aslında tarım dışı istihdam verilerinin iyi gelmesi FED Başkanlığı'nda bir anlamda elini güçlendiren, ekonomi yönetimde rahatlatan önemli bir faktör. Açıklanan veri artan faizlere ve resesyon endişelerine rağmen istihdam piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti. Bu hafta özellikle ECB Başkanı Christian Lagart'ın açıklamaları piyasanın odağında olacak sevgili izleyiciler. Yine yurt içinde enflasyon, bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Açıklanacak enflasyon rakamları, hazine nakit dengesi, tüfe bazı real efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro bölgesinde özellikle Japonya'da büyüme rakamları gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe e, rakamı gelecek. Çin'de enflasyon açıklanacak dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü satın alma PMI'ları bu haftanın gündemini gene verilerle dolu bir haftayı konuşmuş olacağız bu hafta. Şimdi tabii asgari ücret, asgari ücret zammı için gözler enflasyon rakamında bugün açıklanacak. Enflasyon rakamında Türk İş, Kasım ayı enflasyon rakamı verisine odaklanmış durumda. Sadece Türk İş değil, bütün çalışanlar bugün Kasım ayında açıklanacak. Aralık Kasım ayı enflasyon rakamının bugün açıklanacak olan rakamına çevrilmiş vaziyette. Yeni yıldan geçerli olmak üzere yani 2023 Ocak ayı itibariyle geçerli olmak üzere asgari ücret rakamı belirleme görüşmeleri e, asgari ücret tespit komisyonu işçi kesimini temsil eden Türk İş açıklanacak. Kasım ayı enflasyon rakamında aralarında olduğu ekonomi gösterge komisyona sunacaklar. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretli belişleri çalışmalarında süreç 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapmış olacak. Yani çarşamba günü ilk toplantı yapılacak bugünkü enflasyon rakamıyla beraber. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılıyor bu toplantı. İşveren tarafını Türk İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK, işçi tarafını da Türk İş temsil ediyor. İşçi heyetinin komisyona Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarındaki rakamlar ve enflasyon verisinin yanında ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünün de taleplerinde sunulması. Yani ücretler üzerinde gelir vergisini de hafifletirseniz belli bir asgari ücreti makul olarak kabul edebiliriz. Ama vergiler arttığı zaman zaten net geçen rakam daha düşük oluyor biliyorsunuz. Görüşmelerin yeni konusunda ise yeri konusunda ise bir farklılık yaşanacak. Önceki senelerde işçi ve işveren heyetlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeler bu defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Yeni asgari ücret rakamının geçen yıl olduğu gibi bu yılda ayın sonu gelmeden kararlaştırılması bekleniyor. Burada ikinci toplantı şimdi ilk toplantı 7 Aralık'ta yapılacak Çarşamba günü ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak ve e, biliyorsunuz 14 Aralık'taki toplantının yapılmasının ardından da TSK başkanı e, Özgür e, Burak Akkol yeni asgari rakamı, rakamını işçi işveren hükümetin ortak mutabakat muhtabakatla belirlemek istediklerini belirtmişti ve şu sözleri söylemişti. İşverenlerimizin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu, aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan dengeli istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız ifadesini kullanmıştı bu toplantılar öncesinde. Buna karşılık Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay da katıldığı bir televizyon programında aynen şu cümleleri etmişti. Türk işçinin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7.785 lira olduğuna dikkat çekerek kırmızı çizgiler olan bu rakamın üzerine çıkması gerekti. açlık sınırı 7.785 ise bunun üzeri 8.500 ya da bilemediğiniz 9.000 rakamları telaffuz ediliyor. Peki asgari ücret nasıl belirleniyor? Size biraz ondan bahsedeyim. Asgari ücret yasa gereği işçi ve işveren hükümetten beşer temsilci bir araya geliyor ve 15 kişilik bir asgari ücret tespit komisyonu kuruluyor. Ve bu komisyon yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerinde Aralık ayında 4 kez toplanıyor. Her senenin Aralık ayında 4 kez toplanıyor. İşte birinde toplandılar, 7'sinde, şimdi 14'ünde toplanacaklar. Yedisindeki toplantının ardından. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla, oy birliği değil oy çokluğu karar veriliyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. O da zaten buna başkanlık eden. E, bu anlamda asgari ücret net şu anda 5.500 lira olduğunu hatırlatalım. Brüt 6.771 e, lira, vergi ve kesintilerden sonra 5.500 lira. İşte vergi ve kesintilerin azalmasıyla hani belki o büyük rakamlar yerine biraz daha aşağısı kabul edilebilir. Önemli olan elimize geçen net para net para 5500 liranın şu anda 5500 lira ama brüt olarak 6471 liradan bahsediliyoruz. Bunu da buradan hatırlatalım. Şimdi otomotiv ihracatı Kasım'da 2.9 milyar dolar arttığını burada söylemiştik. Özellikle Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada Türkiye otomotiv sektörünün Kasım'a ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %13.7 artışla 2 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşti. O top, toplam ihracattan aldığı paysa %13.2'ye yükselen otomotiv endüstrisi, bu yılın ocak-kasım döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %5.6 artış gösterdi ve 27.8 milyar dolara çıktı. Sektörün 11 aydaki ortalama aylık ihracatı ise 2.51 milyar dolar. 27 milyar dolar yani yıl sonu aralık ayı da dahil ederseniz ocak ayında açıklanacak olan yıl sonu e ihracat rakamlarında 30 milyar dolara yaklaşık bir rakamdan bahsedilebilir. Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarına bakıldığında kasımda geçen yılın aynı oranına göre %12 artışla 1 milyar 154 milyon dolar ihracatı imza atılan tedarik endüstrisi sektör ihracatındaki en büyük grup. Binek otomobil ihracatı %2 artmış. Bu arada eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar Dış satımı ise bunun ihracatı ise %33 artmış. Demek ki biz ticari araç üretiminde ve ihracatında önemli bir yerdeyiz. %33'lük bir artış söz konusu. Almanya %2 düşüş, İtalya %49 artıştan bahsediliyor otomotiv ihracatında. En büyük pazar Almanya, %2'lik bir azalma var ama yine en büyük pazar olmaya devam ediyor. İkinci büyük pazar Fransa'ya %2 artış var dış ticarette. İtalya ihracatta %49 artmış. Yani İtalyanlara yaptığımız ihracat sayısında önemli bir yükseliş var. Önemli pazarlardan Birleşik Krallık yani İngiltere'ye %10, ABD'ye %28, Polonya'ya %24, Belçika'ya %29, Slovanya'ya %32, Rusya'ya %40. Çekya yüzde 81, Romanya yüzde 13 ihracat artışı yaşanmış. Otomatik ihracatımız artıyor ama ne oldu? Kimya sektörüne birinciliği kaptırmış oldu. Kasım Kasım ayında bu yılın bu yılki en yüksek ihracat rakamına böylelikle ulaşmış olduk. Özellikle ee, baktığımız zaman bu rakamları görüyoruz. Şimdi dedik ya kimya sektörü. Kimya sektörünün ihracatı da 11 ayda 30 milyar doları aştığını görüyoruz. Türkiye kimya sektörü bu yılın Kasım ayında %9.9 artışla 2.6 milyar dolar olarak Kasım ayında sadece 2.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor ve sektörün 11 aylık ihracatı ise %34 artışla da Kasım ayı aralık olmadan 30 milyarın üzerine çıkmış. 30 milyar dolara aşmış ve Türkiye kimya sektörü bu yılın başından itibaren en çok ihracat yapan ikinci sektör olmuş ve 11 aylık dönemde liderliği korumaya devam ediyor kimya sektörü. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine baktığımız zaman ülke ihracatında aylık fazla %11.9 pay alan sektörün ihracatı geçen yıla göre 2.6 milyar dolar seviyesine ulaştı. %9.9'luk bir artış. Yine Kasım ayı ihracatçılık verilerine baktığımız zaman ise Kasım ayında sektör ihracatının %9.9 artış gösterdiğini ve %34'lük artışla 30.7 milyar doların üzerine çıktığını söylemek mümkün. Bu arada... Bu arada e, kimya sektörünün üretim ve ihracatta daha fazla katkı sağlaması için e, 33 yılı 33 milyar doların üzerinde de bir ihracatla kapatacağı tahmin ediliyor. Şimdi gelelim ihracat verilerine. İhracat verilerine bakacak olursak da bunu e, ticaret ve ticaret bakanı açıkladı. Ticaret bakanının yaptığı açıklamada. Türkiye'nin ihracatı Ocak-Kasım döneminde yıllık yüzde %14 artışla 231 milyar dolara ulaştı. Bakın 231 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Kasım ayı geçici ticaret verilerine göre %1.9 artmış ihracat. 21.9 milyar dolar. İthalatsa 30.7 milyar dolar olmuş. Türkiye'nin ihracatı özellikle Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda %14'lük %14 artışla 231 milyar dolar olmuş, 250 milyar dolara çok az kaldı. Biliyorsunuz 2023'te 500 milyar dolar hedeflenmişti. Sonra 250 milyar dolar olarak revize edilmişti. Dış ticaret açığına baktığımız zaman %61, nokta, %61 artışla Kasım ayında 8.8 milyar dolar. Ocak-Kasım dönemine bakarsak 99.8 milyar dolar. Yani 100 milyar dolara yaklaşan bir dış ticaret açığımız var. Kasım ayı sonu itibariyle 98.99.8 milyar dolar. Bakalım evet 99.8 milyar dolar. Bu ithalatta enerji ithalatı %17 artmış. Toplam ithalatın dörtte birini oluşturuyor. Yani her yaptığınız dört birim ithalatın biri enerji. Altın ithalatı Kasım ayında %2500 artışta 2.6 milyar dolar olmuş. Zaten enerji ve altındaki ithalatın burada ithalat artışındaki önemli bir payı olduğunu Sayın Bakan da ifade etti. Kasım ayı ithalatı ise 30.7 milyar dolarla gerçekleştirilerek ithalatın dörtte birini enerji oluşturduğunu, yani ithalatın dörtte birini enerji maliyetleri oluşturur. Böylelikle Kasım'da dış ticaret açığının da %61 artışla 8.8 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Ocak-Kasım'ın dönemindeki toplam artış 99.8 milyar dolar. Demek Türkiye'nin kendi enerjisini üretmesi bir anlamda, kendi kaynaklarını bulması, doğal gazını bulması, Türkiye'nin enerji ithalatının azalması, dış ticaret açığının da doğal olarak cari açığında azalmasını beraberinde getirecek otomotiv 2.9 milyar dolarla kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör kimyevi maddeler ve mamulleri de 2.6 milyar dolarla ikinci oldu ama Kimyevi maddeler toplam ithalatta, ihracatta, dış ticaretteki payında ihracatta otomotiv 30 milyar dolarla kalacak tahmini öngörüler bu yönde. Kimyevi maddelerse ise şu anda halihazırda zaten 30 milyar doların üzerinde muhtemelen 33 milyar dolarla birincilikte tamamlayacak. Hazır giyim 3. sırada geliyor dış ticaretimizde, ihracatımızda. Hazır giyimde de 1.6 milyar dolarlık bir Kasım ayında bir ihracat söz konusu. Kasım'a ihracat rakamları Adana'da açıklandı biliyorsunuz. Bu toplantıyla ilgili de özellikle e, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamaları ve e, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin açıklamaları var. Burada büyük bir toplantı yapıldı. Her ay biliyorsunuz Ticaret Bakanı Mehmet Muş bir şehirde Türkiye'nin ihracat ve üretim merkezlerinden birinde bu ihracat rakamlarını açıklıyor ve kamuoyuna duyuruyor. Şimdi Sayın bak Muş'un, Bakan Muş'un, ve tim başkanı Gültepe'nin bu ihracatla ilgili e, görüşlerini de piyasanın yönünde reklamlardan sonra sizlere aktaracağım efendim. Şimdi kısacık bir ara veriyoruz.